Tarih öncesi çağlardan günümüze, doğu ile batı arasında bir köprü oluşturan, birbirine karışmış doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın kültür turizm başkenti Nevşehir. Türkiye coğrafyasının kalbinde vazgeçilmez bir kavşak olan, bir zamanlar güzel atların yetiştirildiği bu yöre, kurak ve çorak görünümüyle kimi zaman bir çölü, rengarenk bitki örtüsüyle kimi zaman harikalar diyarını, ilginç kaya yapısıyla kimi zaman da bir gezegeni anımsatmakta. Gerek doğa ve kültür, gerekse tarihi özellikleri bakımından gizemini ve sırlarını hala saklayabilen Kapadokya, bu üç özelliğin yanı sıra estetiğin uyumunu da gösteren dünyanın ender bölgelerinden. Yüzyılların getirdiği gelenekle Kapadokya'nın bereketli topraklarında üzüm şaraba, toprak çömleğe, iplik halıya dönüşmüş. Erciyes, Hasan Dağı ve Göllü Dağ'ın püskürttüğü lavların yağmur, kar, rüzgar ve erozyonla nakış nakış işlediği bu eşsiz tabiat harikasına sahip Nevşehir, ülkemizin dışa açılan en önemli pencerelerinden biri. 18. yüzyıl ortalarında yüksek bir tepenin yamacına kurulmuş Muşkara, Lale Devri'nin sadrazamı Damat İbrahim Paşa ile en renkli günlerini yaşar. Bu dönemde camiler, medreseler, kervansaraylar, hamamlar ve çeşmeler yaptırılır. Kapadokya tarihtir, doğadır, kültürdür. 20 Temmuz 1954 yılında il olan Nevşehir, Anadolu'nun orta yerinde 5467 kilometre karelik yüz ölçümüyle ülke topraklarımızın 1/7'sini kaplamakta. Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde ve Yozgat illeriyle komşu olan bu şirin kentimizde son yapılan nüfus sayımı ile 68 bini il merkezinde olmak üzere 309 bin kişi yaşamakta. Krater Gölü'yle Acı Göl, çanak çömleğiyle toprağa hayat veren Avanos, gizemli yeraltı şehirleriyle Derinkuyu, bir zamanlar keşişlerin sığınağı olan Açık Saray harabeleriyle Gülşehir, tüm dünyayı kucaklayan hoşgörü düşünürü Hacı Bektaş'ı velisiyle Hacı Bektaş, şifalı kaplıcalarıyla Kozaklı ve peri bacalarıyla Ürgüp, Nevşehir'e olağanüstü bir güzellik kazandırır. Genel ekonomisini ticaret, tarım ve turizm potasına oturtan Nevşehir'de ticaretin sosyal yaşamdaki potansiyeli nakit para değeriyle Türkiye'de bu kenti 23. sıraya kadar çıkarmış. Tarım sektöründe modern araç ve gereçlerle çağın gerektirdiği tarım bilgilerinin bir dizi projelerle yaşama geçirilmesi, patates, şeker pancarı, hububat ve bağcılıkta önemli gelişmeler sağlamış.
Son yıllarda tarımda ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi amacıyla Nevşehir Valiliği'nin ciddi projelere desteği, çilek, ceviz, bodur elma ve yem bitkileri üretiminde tarımsal kalkınmaya yeni bir ivme kazandırmış. Günümüzden 4000 yıl öncesinde Hititlere kadar uzanan bağcılık özellikle son 30 yıl içerisinde en yüksek noktasına ulaşmış. Türkiye'nin yılda 20 milyon litre rakı suması üretimi yapabilecek tekele ait rakı fabrikası projesi yaşama geçirilmiş. Bunun yanı sıra kısa adı TASKO Birlik olan Nevşehir'in ilk üretici birliği konumundaki Nevşehir Üzüm ve Mamulleri Tarım Satış Kooperatifleri Birliği bugünkü modern kimliğiyle ilimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamakta. Her iki kuruluşun yanı sıra 7 şarap fabrikası bağcılığın ve şarapçılığın bölgede ne denli önemli olduğunu göstermekte. Son yıllarda sanayileşme sürecine giren ve Acıgöl ilçesinde kurulması planlanan organize sanayi bölgesi ile yeraltı ve yerüstü kaynaklarını en verimli şekilde ülke ekonomisinin emrine sunmaya hazırlanan Nevşehir'de küçük sanayi siteleri de kendi bünyelerinde ekonomik gelişmeye olumlu katkılar sağlamakta. Sadece yörenin değil, Akdeniz bölgesinden gelen narenciye ürünlerinin de saklandığı tüf kayaların içine oyulmuş doğal soğuk hava depolarının bölge ekonomisine sağladığı katkı tartışılamaz. Bugün Nevşehir, olağanüstü doğası, zengin tarihi geçmişi ve kültürüyle Türkiye turizminde önemli bir yere sahiptir. Çeşitli medeniyetler tarafından yerleşim yeri olarak seçilmiş en etkileyici bölgelerden biri olan Nevşehir'de yaşamış ve yaşayan insan toplulukları, doğa ve tarihiyle tamamen bütünleşmiş, toplumun hayat tarzı, rüzgarın, havanın ve doğal çevrenin verdiği tüm sıkıntılara karşın tarih boyunca devam etmiş. Özellikle Uçhisar ve Göreme'deki kayalara oyulmuş kiliseler bugün geçmişin en önemli tanıklarıdır. Üç ayrı vadinin birleştiği yerde konumlanan Zelve, peribacaları ve kiliseleri, tarih ve doğayı tamamen bütünleştirir. Kapadokya'nın tarihsel özelliklerinden biri de yerin altına oyulmuş yerleşim yerleridir. Yüzeyden 8 kat inilen derin kuyu yeraltı şehri ile ne kadar bir alana yayıldığı tespit edilemeyen kaymaklı yeraltı şehri bugün hala esrarını korumakta. Karayolu taşımacılığının yanı sıra 1998 yılında hizmete giren Nevşehir Kapadokya Havalimanı ile hava yolu taşımacılığında da uluslararası bir nitelik kazanan Nevşehir, ekonomideki hareketliliğini, köklü tarih ve kültürel birikimi ve dünya genelinde hızla gelişme gösteren kültür turizmiyle bu alanda Türkiye'nin dünyadaki göz bebeği haline geliyor. Turizmin Kapadokya için vazgeçilmez bir ekonomik güç olduğunun son yıllarda belirgin bir şekilde ortaya konulmasıyla son Osmanlı sanatının canlı izlerini taşıyan konutlar, mağara evler, mistik havasına ve yapısına uygun tarzda onarılarak turizme kazandırılmakta. 20 bine yaklaşan yatak kapasitesiyle Türkiye'nin kültür turizm başkentliğine doğru yol alan Kapadokya bölgesinde binlerce insanın geçimini turizme bağlaması boş bir gayret olmasa gerek. Rüyaların kenti, Türkiye'nin turizm ile ulaşabileceği noktalara doğru yol alan bu eşsiz tarihi yapılar şehri artık kabuğunu kırıyor ve dünya ile bütünleşmeye yöneliyor.
her geçen gün artan kültür turizm potansiyeliyle ününü dünyaya yaymaya yönelik ciddi çabaların ortaya konulduğu Kapadokya, gizemli coğrafyası, birbiri ardına sıralanan peri bacaları ile dünyanın dışında ayrı bir gezegenimsi yapı ile dünya insanlığını kendine çekiyor. Kapadokya, eğer bir insan elinden çıksaydı, bütün zamanların en özgün ve benzersiz eseri olurdu kuşkusuz. Çizgileri ve biçimleriyle uçuk, baştan çıkartıcı, komik, naif, sürrealist, izlenimci, romantik, çılgın. Doğaya ait olduğuna inanılması zor bir doğa parçası. Bu masalsı atmosfer şimdi sizleri bekliyor.